Akşamlar. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği ve Serenit'in ortak yapımı olan Antre Sohbetlerine hoş geldiniz. Uzun bir ara verdik. Uzun bir aradan sonra konuğumuz Durmuş Dilekçi ile bu akşam gayet heyecanlı ve de keyifli bir sohbete başlıyoruz. Mimarları yapılar gibi aslında hayattaki duruşları ve tavırlarıyla tanımlıyoruz ve anıyoruz. Bugünkü konuğum Durmuş Dilekçi hem mimarlık alanındaki başarılı yapıları, öğretici davranışlarıyla birlikte mimarlık alanında oldukça önemli bir sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 20. yılı ve de 10. dönem başkanlığı şapkasıyla da anacağız. Sevgili Durmuş Dilekçi, öncelikle bu akşam bize katıldığınız için çok teşekkürler. Aslında bu Serbest Mimarlar Derneği'nde sizinle geçirdiğim bu 2 yıllık bir mesai arkadaşlığının bana öğrettiği çok şey oldu. Onun için de bu akşam aslında birazcık da bundan dolayı da heyecanlıyım. Sizin tüm bu edinimlerinizi yani mimari duruş olarak da ve öğretici kimlikle birlikte bunun sizdeki yansıması nedir? Yani biz sizi çok iyi tanıyoruz da sizi bu dinamiklere getiren etmenler neler? Beni nasıl tanıyorsunuz? Şöyle tanıyorum, 2 yıllık ve aslında daha öncesi de tabii ki ama bu 2 yılda oldukça yoğun bir mesai arkadaşlığı içinde yaptık. Benim için siz gerçekten tutarlı, konu ne olursa olsun ya da sorun ne olursa olsun çözüm odaklı, tatlı sert ve ama her zaman için aslında yapılarınız gibi. Tüm bu akışkanlığınıza rağmen hep konuya oldukça hakim, uzlaşmacı ve çözümcü bir kişi olarak biliyorum. Bu aynı zamanda da benim için çok büyük bir gurur bunu tanımlayabiliyor olmak bu akşam. Çünkü insanın bazen eserleriyle karakteri, hayattaki duruşu çok örtüşmeyebiliyor. Sizde bu neredeyse bir klik. Yani aslında sizi tanımasam, yapılarınıza baksam tam da böyle biri olmanızı dilerdim. Şükür ki bunu da gördüm. Bunları senden duymak bir defa çok güzel, çok onur verici. Ben tabiat olarak esasında sakin birisiyim normalde. Ama konu mimarlık olunca, yaptığım iş alan olunca o kısım esasında o kadar da yumuşak değil. O tatlı sert dediğin şey esasında sertliklerin olduğu yerler yaptığımız işle ilgili olan kısımlar. Ama bu geçmişten bugüne kadar çok kolay edinilen bir şey değil tabii ki. Yani üniversite bitirdiğimiz zamanlarda mimarlıkla ilgili sadece eğitim mimarlığın ana bileşenini oluşturmuyor. Mimarlık çok katmanlı bir meslek. Dolayısıyla konuşmayı bilmek, kendini ifade etmeyi bilmek, bir fikri karşı tarafa doğru aktarabilmek, onun arkasında durabilmek. Bunların hepsi çok önemli. Tılsımlı olan şey bu. Az önce söylediğiniz gibi aslında. Fikrinizi karşınızdaki işveren, birlikte çalıştığınız herhangi bir aktör ya da bir meslektaşınız ya da paydaşınız ona doğru şekilde anlatabilmek. Aslında ben sizde bunu çok gördüm. Yani fikir bazen çok karşı tarafın kabul edebileceği gibi bir şey olmayabiliyor. Ama siz o kadar mantık çerçevesinde ve insani boyutta bunu aktarabiliyorsunuz ki insana söyleyecek çok bir şey kalmıyor. Ya şöyle bakmak gerekiyor. Bence dernekte yapmaya çalıştığımız şeylerin de esasında temelinde yatan gerçekler bunlar. Mimarlık da benim için öyle. Sonuçta yapmış olduğumuz mesleğin çok sorumluluğu var. Bunlardan birisi bir defa dünyaya karşı duyduğumuz sorumluluk. Bunlardan bir tanesi yarınlarımıza ait duyduğumuz sorumluluk. Bunlardan bir tanesi doğaya duyduğumuz sorumluluk, bunlardan bir tanesi müşteriye duyduğumuz sorumluluk vesaire vesaire ve kendine saygı ve kendinle işselleştirme, kendine ait hissetme ile ilgili olan konular. Bunları düşündüğün zaman yani bu işi bir defa her bir konu önüne geldiğinde her bir konuyu kendi kalıpları, kendi kuralları ama senin filtrenden süzülmüş olarak karşı tarafa aktarman ve ikna etmen gerekiyor. Ben şeydeyken esasında ortaokul ve lise ben edebiyat okudum. Yani matematik, fizik, kimya vesaire okumadan mimarlığı odağına koymuş ve onun üzerine zamanlarda çalışaraktan, eksiklerimi giderekten bu mesleği seçtim. Dolayısıyla felsefe özellikle mimari hayatımda bana çok büyük bir yol gösterici şey ışık tuttu esasında. Bu müşteriye ikna dediğimiz şey veya bir fikri anlatma, aktarabilme dediğimiz şey bence esasının arkasında çok daha farklı birikimleri ve donanımları kazanmanızla alakalı bir şey. Peki mimar olmaya ne zaman karar verdiniz ya da bu konuda sizi bir öncü var mıydı hayatınızda? Yok, öncü yok ama
Dünyaya hep hayatında olmazsa olmazlardan birisi şuydu. Dünyaya bir şey bırakmak, benden sonra bir iz bırakmak gibi bir hep hayalim vardı. Ama bu anladığım kadarıyla başarıyla sonuçlanmış. Çünkü oğlunuz da şimdi mimarlık okuyor. Dolayısıyla hem... o kendi yolunda bence artık kendi doğrularıyla kendi yolunu bulur inşallah. Ben tabii ki biz kendi doğrularımızla inşa ettik bu kariyeri. Dolayısıyla bugünün, yani onların mesela kendi oğlumun dünyasının gerçeğini barındırmıyor. O yüzden ben bana gençler bir tavsiye veya yol göstermesini de ben vermiyorum zaten. Nasihat vermem kimseye, tavsiye de etmem ama çünkü o benim doğrularım ve yanlışlarıma edinmiş olduğum gerçekler. Ve benim doğrularım da yarınlara açıkçası çok da fazla şey vermiyor. Dahası şöyle ki bugün o yolu tekrar yürüseniz aynısını yapmayabilirsiniz. Kesinlikle yapmayız. O zaten hayatın şeyi o. Yani mimarlık da böyle bir şey. Yani bazen mimarlıkla ilgili diyorsun ya... Aynı konulardan önüne birçok defa benzer yerlerde geliyor. Ama mimar orada ne yapması gerekiyor? Mimar konuya nasıl yaklaşması gerekiyor? Var olan alışılagelmiş eğer ki kalıplarla ilerlemeye kalkarsa esasında birbirini tekrar eden, birbirini yok eden esasında bir şekilde. Tekrara düşme ve alışmış olduğunun yapa geldiği bir dünyanın parçası oluyor. Bir süre sonra da sen bunu yaptığın zaman sen neredesin diye kendini sorduğunda... bence orada sen artık olmuyorsun. O hani alışkanlık dediğin şey insanlar için esasında konforlu tembellik alanı dediğimiz kısım. Tembel olmayı bıraktığın zaman, her daim çalışkan olduğun zaman esasında ve her yaptığın işi de dernek, mimarlık veya neyse hakkıyla yaptığın takdirde güzel izler bıraktığını ama düşünüyorum. Ama sizde zaten tekrara düşmenin asla kenarından geçilmediği çok belli. Çünkü yapılarınız çok çeşitli fonksiyonlardalar ve her defasında yani bir sonraki söyleşinin ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Hepsi başka sürpriz. Yani tüm içindeki o organizasyon ve zorlayıcı fonksiyonlara rağmen form olarak da hacim olarak en önemlisi doluluk boşluk ilişkisinde her defasında şimdi birazcık söyleşinin sonuna doğru projelerinizden bahsedeceğiz. Gerçekten çok sürprizliler ve şey. Peki siz aslında yani bir bina gibi bir yapı gibi bir hayatta tasarlanabilir. Yani mimar olmaya karar verdikten ya da mimar olduktan sonra bu süreç birazcık şu anki duruma nasıl yani nasıl derken yani nasıl bir ilişki türünden geçtiniz ve şu anda da nasıl işveren ilişkisi, birlikte çalıştığınız ofisin kurgusu. Biz böyle bir gerçekten ben kendi adıma da söyleyeyim ama eminim ki hem rejideki hem de izleyen herkese de aynı şeyi hissettiklerine eminim. Çok bütüncül, çok doğru bir ya da sizinle örtüşen bir hem tasarımsal hem de kariyer yolunda ilerlediğinizi görüyoruz ama bu bizim gördüğümüz. İçeride nasıl? Kolay değildi çünkü benim yaklaşık 25. yılım meslekte. Bu 25 yıl boyu... Gümüş mü oluyor? Gümüş yılı. Hiç bilmiyorum ama yani şu anda hala 50 yaş sonrasında yeni kariyer planlamaları yapıyorum çünkü. Yani aynı işimle ilgili, yapmış olduğum, başarılı olduğum, inandığım bu işle ilgili, yarınlar ne yapacağımla ilgili kendi kafamda bir sürü şeyler de düşünüyorum bir taraftan. Ama bu çok da kolay olmadı. Geçen 25 yıl içinde baktığımızda çok badireli, çok yani zorluklarla baş ederekten, nasıl baş etmesini öğrenerekten. Yani şöyle örnekler vereyim. Hakikaten bunlar esasında böyle yani bugünkü genç arkadaşlar için ne referans vereyim bilmiyorum ama çok bu yakayı yaptığım zamanlar, yaşım 34-35 yaşlarındayken karşımda 20 tane arsa sahibi, 12 tane yatırımcı grubun olduğu bir tek genç bir fikri bu kadar insana tek tek nasıl bir eforla anlatabileceğini düşünün. Ve dahası emsali de çok İstanbul'da o zamanlarda özellikle olmayan da bir yapı, tabii metrekaresi ki. Ve obje olarak da o zamana kadar bu hacimdeki yapıların daha tek düze olmasına alışmışız. O alt bazanın yani AVM kütlesinin o tektonik yapısı, o kulelerin cephelerindeki şeyler, solit ve şeffaf alanların örgüsü gerçekten yani hani bütçeyi vesaire her şeyi anlatırsınız da tasarımı nasıl anlattınız? Şöyle söyleyeyim. Bu yakayı yaptığım, tasarladığımız zamanlarda o boyutta bir iş zaten yapmamıştık. Ben biraz önce o bu kadar arsa sahipleri, yatırımcılar, danışmanlar, işin öbür tarafında teknik ekipler vesaire bunlarla baş etme süreci zaten yeterince bir eğitimdi. Ama bu işte hep mimarlık öyle bir şey ki yani sahadayken yeni mezun olduğunda
Bu yakayla ilgili olan şeyi anlatacağım ama öncesindekini tamamlaması anlamında söylüyorum. Sahaya gittiğinde böyle biraz iyi bir ustayı gözden uzak etmeden böyle takip etmek, ondan takip ederek bir şey öğrenmek. Ama her zaman işini iyi yapan insanı bularak bunu yapmak veya iyi bir müşteriyi takip etmek, taleplerini iyi dinlemek, konuyu iyi araştırmak, çalışmak ve onun üzerine doğru rotalarla ilerlemek gibi birçok şey var bunun içinde. Bunlar o yüzden biraz böyle süreçle ilgili hep denenerekten kendini geliştirdiğim şeyler. Bu yakayla ilgili olan konu, tabii ben bu yakadan önce 2000'li yıllar Türkiye dönem olarak baktığınızda mimarlığın da pik ettiği, yatırımların pik ettiği zamanlar ve biz o dönem içinde çok büyük bir projeydi. Ben alışveriş merkezlerine karşı çok esasında hep böyle çok tepkiseldim ve bütün şeyim, sunumum tematik AVM, yani Amerika'nın esasında dünyaya pompaladığı o mall fikrini yıkacak tematik bir AVM yapmıyorum. Bu yarı kamusal ya da kontrollü kamusal bir alandır. Dolayısıyla bunu bir müze yaparmışçasına otoyolun kenarında belli bir hızla algılandığında o dinamizmi insanlara bir şekilde hissettirecek ve merak uyandıracak. Bu da nasıl AVM, böyle AVM mi olur dedirtmek. Ama bu yakın hesabında çok önemli bir şey var. Kütlesinden çok bağımsız, neredeyse kontrast olabilecek kadar iç hacmi neredeyse böyle bir mahallenin içindeki bir AVM gibi. Yani kendinizi içinde böyle o dış mekan, iç mekan eşikleri o kadar iyi çözülmüş ki kendinizi içeride gerçekten yani çok tanıdık, çok alışık olduğunuz bir yerde geziyor gibi hissediyorsunuz. Gözlemlemek lazım. Çünkü ben ondan öncesinde mesela biz galeriye vardı tabii ki, Metro City vardı. O dönemlerde kanyon yeni bitmişti. İstinye Park inşaat halindeydi. Şimdi AVM'lerde mesela belli şeyleri var tabii ki bunların. İlişkisel ebatları var, boyutları var. Ben farklı rotalarda giderken içeride dinamik, devinimli bir mekan yaratmak ve herhangi bir düşeyde sirkülasyon olmadığı, yani bir kesintinin olmadığı, büyük boşlukların olduğu tek bir hacim yaratmaktı. Ve bu esasında bir, bu geometriye baktığında alışveriş merkezi kütlesine bir dolu bir kütle ise onun içini boşaltarak sanki bir o dinamik bir kütleyi içeride boşaltırsam nasıl boşaltırım? O içerideki hareket bile güneşin içeriye doğru girmesi, insanların alanlardaki eğimi. Evet, onların hepsi farklı perspektiflerde görüntüyü kesmemek üzerine defaten böyle maketlerle, modellerle yapılmış çalışmalar esasında çok, hem çok öğretici, çok keyifli, hem de bence Türkiye mimarisi için hala daha çok bir mihenk taşı. Evet, hala daha çok ve etkileyici olmuş. Tüm yapılarınız gibi, şimdi maketten konu açılmışken, yani tüm yapılarınız aslında maket ölçeğinde neredeyse bir art object olmaya temayül edebilir. Sizin için tam olarak bir soru daha var. Yani mimarlığı, peki asıl tüm bu girizgahın sonunda soracağım şey şu. Mimarlık sizin için bir meslek mi, hayatın kendisi mi, bir yan yol mu? Ya da şu zamana kadar nasıldı, bundan sonraki kariyer planlarınızda 50'den sonra hayat var mı ve nasıl bir hayat var? Pandemi sonrasında 50'den sonra bir daha başa döndük, baştan başladık. Evet. Mimarlık herhalde bir meslek olarak yapılmak için en sorunlu iş. Meslek olarak eğer ki buna yaklaşırsan, Türkiye gibi iklimlerde özellikle yapılabilir bir şey değil. Çekilir der. Yani çekilir. Yani bu tabii ki dünya ölçeğine biz bunu, bu mesleği getirmemiz gerekiyor. Bizlerin bence bizim neslin en büyük şeyi yapması gereken şey, başarması gereken şey bu ülkedeki mimara bakış, yaklaşım ve mesleğin gerçekten çok daha yukarılarda olmasının önünün açılması gerekiyor. Bu gene bizlerden geçen bir şey esasında. Ben yarınlarla ilgili temelde evet biz bu kadar tecrübeden sonra çok daha gençlere göre veya yeni başlayan meslektaşlarımıza göre çok daha rahat bir alandayız. O kesin. Çünkü artık bu aşamadan sonra sana gelen bir müşteri seni bilerek, senin çalışmalarını bilerek, senin tavrını, duruşunu, hangi konularda hatta ısrarcı veya hangi konularda nasıl şey yaptığını bile, konuya nasıl yaklaştığını bile bilerek geldiği için biraz daha konfor alanı daha fazla olan bir yaş dönemi, öyle söyleyebilirim. Ama ben kendi üzerimdeki misyon olarak baktığımda gerçekten bu mesleği yükseltmek zorundayız. Bunu da yapacak olan aktörler gene bizleriz. Bizlerden başka kimse değil.
50 yaş sonrası için söylediğin şeyin esasında temelde kendi kariyerimle ilgili değil, meslekle ilgili önemli konulardan birisi olduğunu düşünüyorum bunun. Bunu sonra tekrardan İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin hakkında konuşurken birazcık daha gençleri bu işin içinde nasıl olacağına dair vizyonu biz birazcık daha paylaşacağız ama ben gene birazcık daha yapılarınızın çevresinde dolaşmak istiyorum. Yani otel, konut gibi ticari alanlar gibi içindeki programı, fonksiyonun getirdiği isteklerin bayağı katı kurallar içinde olduğu binaları bu kadar akışkan, bu kadar tekrardan münezzeh, nasıl, o tasarım aşaması nasıl oluyor? Yani dahası işverene bunu kabul ettirmek gibi bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Çünkü az önce söylediğiniz gibi zaten bu zamanlarda artık o işverenler zaten birkaç iş yaptığınız insanlar zaten sizi biliyorlar ve severek geliyorlar. Ama her halükarda siz böyle bir betonarmeyi bu kadar akışkan halde nasıl kullanabiliyorsunuz? Ki bunu çok farklı ölçeklerde yapabiliyorsunuz. Hills projenizi özellikle konuşmak istiyorum. O doluluk boşluk hali, o hacmin hani sanki neredeyse uzay boşluğunda asılı kalmış olma özgürlüğü gibi çok hoş nüanslar var. Ama siz birazcık tasarım kriteriniz nasıl, ofisinizin içindeki tasarım nasıl gerçekleşiyor? Eskizle mi başlıyorsunuz? Şöyle bir şey söyleyeyim. Esasında bunu bana Yavuz Selim Sepin Hoca söylemişti. Çok da hoşuma gitti. Sen dedi farkında mısın dedi yapıları esasında bir heykeltıraş gibi yapıyorsun ve bunların hepsi heykel gibi esasında yapıların ve bunların sonrasında bir fonksiyonla buluşturuyorsun esasında ve bunlar planlama olarak baktığınızda son derece rasyonel planlamaya sahip ancak mimari dil olarak baktığında birbirinden çok farklılaşan yapı dillerine sahipler. Bu biraz önce bahsettiğim gibi hep her zaman bir sonraki süreçte ne yapmak isteyeceğinizle ilgili düşüncelerinizin olması, fikirlerinizin olması gerekiyor. Eğer o fikirler olmazsa, o merak dediğiniz şey esasında, onlar olmazsa tekrar düşme tehlikesi var. Çünkü Türkiye gibi inşaat sektörünü domine eden alanlara baktığınızda üretken fonksiyonlar nelerdir? Konuttur, işte ofistir, oteldir. Hani ofis ve alışveriş merkezleri artık son dönemde belki biraz daha şeyini kaybetti. Çarmını cazibesini kaybetti. Ancak sonuçta bunlar esas domine ediyor. Dolayısıyla her bir proje önüne geldiğinde farklı... Şimdi burada müşterinin kim olduğu çok önemli. Arazinin elbette ne olduğu... Burada durabilir miyiz sevgili Reci? Yani az önce bahsettiğim şey buydu. Yani burada inanılmaz akışkan bir form var. Ve belli ki güneşle çok iyi şekil alıyor ve de insanı çok iyi hissettiriyor. Ve içinde de ama... Hem işvereni metrekare olarak yani satılabilir ya da ticari alan haline getirilebilir metrekare olarak da ikna etmenizi gereken bir proje, bir yatırım projesi ve işçilikleri de en önemlisi bunu soracağım. Az önce o ustayı izleme meselesine gelirken çok iyi bir kontrolörlük yaptığınızdan eminim. Çünkü aslında özellikle ne zaman size konuşmaya çalışsam yollardasınız. YK toplantılarına yollarda katıldığınız da oluyor. Dolayısıyla bu işçilikler yani sadece tasarlamakta bitmiyor bu iş. Sonrasında da yapının tam da sizin istediğiniz gibi ortaya çıkıyormuş olmasına sorumluluğunu oldukça sıkı bir şekilde aldığınızı düşünüyorum. Özellikle HİZ üzerinden sorduğun için söyleyeceğim. HİZ projesi bölge olarak bakıldığında denize yakın bir alanda ve önünde taş ocağına bakan bir proje. Denize yakın ama taş ocağına bakıyor. Şimdi o yüzden söylüyorum yeri iyi analiz etmek gerekiyor ve o farklı sorunlara ilişkin de farklı cevapları içinde barındırmış olmanız lazım kafanızda. O projeyi ben öyle konumlandırmam gerekiyordu ki arazi denize böyle homojen eğimli olan bir arazide esasında yapıyı döndürmem gerekiyor. Yapıyı döndürüp sol taraftan denize baktırtman gerekiyor. Onu yaptığın zaman tabii eğimde açığa çıkan bir sürü yapılar çıkar. Bu geometri oluşturan şey esasında... İzoipsler. Evet. Yani bu çok iyi bir peyzajla entegre ve yeni kendi peyzajını yaratan, var olan peyzajın vermiş olduğu, sunmuş olduğu imkanları manipüle edip projenin içine sokulduğu çok iyi bir, burada biz gene sevgili yönetimdeki arkadaşım Deniz'le beraber peyzajını Deniz yapmıştık. Aslanlar. Dolayısıyla Deniz'de tamamladı peyzaj tasarımıyla. Ben çünkü çok, yani Deniz zaten birçok proje yaptığım için o kadar iyi okuyor ki şeylerin alt metinleri. Dolayısıyla bu proje bence çok da ödül aldı sonrasında. Hem ekolojik sürdürülebilir yapılar kategorisinde hem Almanya'da inovasyon kategorisinde. Çünkü biz proje tasarlarken
Üretici çok büyük opsiyon zaten sunmuyor projenin kendisi. 3-4 tane farklı materyalle bunu yapabiliyorsunuz ve proje yaparken üretim modellemeleri ve üreticilerdeki yapabilirliklerin hepsi sorgulanarak yapıldı. Aslında şöyle ki mimarlık sektörüne ait bir malzeme teknolojisi diye bir şey çok yok. Biz diğer endüstrilerdeki malzeme teknolojilerini kendimize adapte etmeye çalışıyoruz. Bu coating'de de, boyada da ya da plaka dönüşlerinde de. Dolayısıyla aslında yine biz mimarlar kendi sektörümüzü kendimiz zorlayıp üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz yapılarımız hasebiyle. Peki bir soru da şu. Bir yapıyı tasarlarken, az önce buna benzer bir cevap verdiniz, bulunduğu yere ait olması öncelikleriniz arasında mı? Yani diyelim ki benim gene Mikos'ta projesi gerçekten çok favorilerimden biri. Gerçekten bir heykel gibi bir yandan olduğu yerle belli ki çok barışık ve tam oraya böyle bir spaceship gibi land etmiş. Yani tam böyle bir dokunmuş ve hani tıkalmış gibi. Ama bir, o bina hesabında söyleyeyim, sanki yani dünyanın başka yerinde bir art galerinin içinde de yanında da olabilecek gibi. Bu sizin için nasıl bir şey? Yani Hills'daki gibi coğrafyaya olabildiği kadar yayılmacı ama bir yandan da Mikos'ta gibi gerçekten kendi başına var. Söylemi kendisinden menkul. Bu sizin önceliğiniz arasında nasıl değişiyor? Yani ben biraz önce söylediğim gibi her yer, her konu, her müşteri ve senin merakın. Şimdi Mikos'ta benim o bölgede yapmış olduğum ilk işlerden birisi. Dünya Mimarlık MİZ ödüllerine de Türkiye'den finalist kalan projelerden birisi. O dönem içindeki yönetmenin bize vermiş olduğu imkanları çok doğru kullanmış. Hı hı. Kuzeye bakan ama kuzeye bakarken yapıyı geriye kaydıraraktan güneyden gelen güneşi daha fazla içeriye alma çabasını, aynı zamanda bu geriye kaymayla beraber arka taraftan güney cephesinden gelen güneşi filtre etme ve gölgeleme alanlar yaratma çabasını. Ön tarafta ikincil bir sıra konut bloklarıyla kuzeyden gelen özellikle rüzgarı bariyerleme ve içeride rüzgardan korunmuş alan yaratma gibi çok ciddi ekolojik şeyleri var. Tabii ki. Biz bu projeyi esasında lokal bir statik mühendisle çalıştık. İlk başta çok da benim için çok da güzel bir tecrübeydi. Projeyi yaptığımız herhalde eğer sağsa Allah selamet versin Necati Hoca diye birisiyle tanıştık. Ofisinde esasında ilk başta bir genç arkadaşa vermişti ama iyi bir mimari projenin ortaya çıkması için iyi bir teknik destek gruplarının hepsinin çok iyi olması gerekiyor. Mimarın dilini çok iyi anlaması gerekiyor. Ve çok zorladım arkadaşı ve dolayısıyla dedim ki ben bu ofiste bunu yapamayacağım dediğim anda önüme bir tane İzmir'de ofislerine gittim. Tam bir Bauhaus beyefendisi böyle kolluklarıyla, evet, kolluklarıyla beraber beyaz gömleğiyle bir mühendis. Sene 1950'ler 40'lar gibi böyle oradan. Bu yapı hangi yılın yapısı? 2011'de bitirdim ben bu yapıyı ve bu yapının dikkat ederseniz zaten farklı katlarda bahçedeymişsiniz gibi oturduğunuz. Evet. Çok dinamik, geriye doğru kayan büyük plakların olduğu bir... Çok insani, ölçüyü çok iyi yakalamış. Evet. Yani kendisi böyle bir spaceship gibi ama aynı zamanda da yani çok insani, ölçeği gereği çok kucaklayan bir tavrı da var. Çok fark edilmiyordu esasında. Çok etrafında yakın, yani 7800'de Boyalık Beach Oteli'nin arasında bir yerde. Dolayısıyla arkadan geçen insanların veya denizden gezen insanların çok da kolay fark edemediği, ölçek olarak araziye öyle iyi oturuyor, yerleşiyor ki kendini kamufle ediyor esasında biraz da. Peki, şimdi birazcık daha yani yapılarınıza tekrardan söyleşinin sonunda döneceğim ama birazcık İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nden bahsedelim. 20. yılının YK'sıyız. Burada gerçekten birlikte bir takım arkadaşı olarak çalıştığımız tüm YK üyelerimiz ama öncelikle sana çünkü bizi bir araya getirdin. 2 yıl boyunca yani tüm bu önemli projeler çıktılarını ki az sonra bahsedeceğim. Bunların hepsi için bize gerçekten çok önemli, neredeyse hissettirmeden bir liderlik yaptın. Bunun için tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Şimdi sıradan başlıyorum teşekkür etmeye. Sevgili Ali Hızıroğlu, Deniz Aslan, Burak Ünder, Burak Pekoğlu, Hasan Sıtkı Gümüşsoy ve Banu Uçak.
Nurullah Kaya, Dilek Safer ve de Feride Sürücü'ye gerçekten çok teşekkürler. 20. yıl hepimiz için çok önemli bir yıldı. Yani bununla ilgili bir YK'yı paylaşırken çok önem verdik ve önemli de bir proje çıktıları aldık aslında. Banu Çan projesi, ustalara saygı, bir proje daha vardı. Scarpa, Cemal Emde'nin gözünden ve sevgili Serenit sponsorluğundaki Scarpa sergisi ki daha çok da ses getirecek. Gene Banu Çağ'ın hikayesi olan projeler. Gerçekten ve şimdi içinde bulunduğumuz Antre programı da bunlar için çabaladık. Ama birazcık aslında sizden de şunu rica edeceğim. Gençlere birazcık İstanbul Serbest Mimarlar Derneği ya da Serbest Mimarlar Derneği ne anlatır mısınız? Yani vizyonumuz, geleceğe bakış açımız nedir? Bir genç mimar neden İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'ne üye olmak istesin ileride, gelecekte? Biraz bundan bahsedelim. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği biz 20. yılımızda, 2022 yılında bir yandan çok güzel bir yılı yaşadık hep beraber. Ancak ben bir yandan da ya bu yıl içimden de 20. yıl olmasaydı da 19 veya 21 olsaydı demedim değil. Yine aynısını yapardık. Hayır, demedim değil. Neden dolayı söylüyorum bunu? Çünkü yönetime zaten ilk başta konuştuğumuz konuları hatırlarsın. Yönetimi ilk geldiğimizde benim esasında çok daha kalıcı ve yarınlara esasında etki eden projeler yapmak gibi hayallerim vardı. Ama 20. yıl o kadar büyük bir yer tuttu ki ve bu projenin hepsi çok kıymetli konuştuğumuz projeler. Ama bu bayrak yarışı sonuçta, bir sonraki yönetim, ondan sonraki daha yönetimler tabii ki. Dolayısıyla biz önemli olan şey bir sonraki yönetimlerin önüne esasında doğru rotaları verip projeleri olgunlaştırıp onların önünde bir alan açmak gerekiyor. Yani bu cümleyi kurmanız bile Durmuş Bey gerçekten büyük, söyleşinin başından beri bahsetmeye çalıştığım bu yüce gönüllülük ve de konulara hakimiyet ve de uzlaşmacıyla yani bunu takdir ediyor olmanız bile bence gerçekten harika. Yani bir duvarın üstüne bir tuğla koyuyoruz gerçekten. Tabii ki. Ve başka tuğlaların gelebilmesi için de olabilecek en sağlam, en homojen ve en geleceğe yönelik hamleyi yapmaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Mimarlığın kendisi de böyle. Burada gençler için esasında yapılması gereken şeyler, bu mimarlığın bu dünyada, Türkiye'de hak ettiği yere getirilmesiyle ilgili olan önemli çabalar esasında bu derneğe vermesi gerekiyor. Maalesef odanın çok fazla şeyi var, konusu, gündemi var. Serbest Mimarlar Derneği'ni odadan ayıran kısım şu, odanın bir alternatifi değil. Şimdi bu böyle bir yanılsama yarattığı için bu cümleyi söylüyorum. Odanın bir alt bileşeni, esasında tamamlayıcısı gibi bakılabilir. Bu daha çok profesyonel çalışan meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunları bir şekilde çözmek, gidermek veya bir şekilde derman olmak veya onları bir platformlarda tartışmak, konuşmak, önünü açmak gibi birçok şeyi var esasında. Bu derneğin kuruluş amacının da temelinde yatan şey mimarlık kültürünü herkese aşılayabilmek. Mimarlık çünkü ne kadar tabana yayılırsa, insanlar tarafından ne kadar çok kavranabilirse, algılanabilirse yarınlara ilişkin olarak da çok daha farklı bir konumda olur. Çünkü esasında yıllardan beri insanlar kentleri, şehirleri, tarihleri, toplumları, insanları, sanatı, birçok şeyi mimarlık üzerinden tarifliyorlar. Ancak bunu mimarlık üzerinden nasıl tarif ettiğini bilmiyorlar esasında. Mimarlığın bu kelimelerle ifade edilemeyen, duygulara hitap eden kısmı bunu biraz daha insanlara aktarabiliyor, anlatabiliyor olmamız gerekiyor. O yüzden de daha çok yerde çok daha fazla konuşmamız gerekiyor. Kendi kalıplarımızın içinde değil, kendi kendimize de değil esasında. Çok daha geniş katılımcılarla, gençlerle çok daha fazla belki konuşarak. Çünkü mimarlığın da iş yapış şekli artık dönüşüyor, değişiyor. Bizim o yüzden söyledim konuşmanın başında, benim tecrübelerim yarınlara bir referans vermeyecek. Ama çünkü, o tuğlayı koymuş olmak başkalarının tecrübelerini olasılık sağlayacak. Bir değiştirmek ve dönüştürmek zorundayız. Dolayısıyla belki serbest mimar kavramının bile içinin nasıl olduğunu konuşuyor olmak gerekiyor sonraki süreçte. Çünkü bu derneklerin kurulduğu zamanlarda gerçekten o dönem için belki böyle bir şey vardı ama yarınlarda farklı bir
hayat karşılayacak bizi belki. Mimarlığın iş yapış şekilleri değişiyor. Değişik günümüzde görüyoruz. Herkes giderek serbestleşiyor aslında. Tabii ki, yani hani tabii ofislerin ki. Kurgusu değişti. Aynen. Mimarlık icrasının tipi değişti. Artık bir mekana ne kadar ihtiyacımız var? Bunları sorgular hale geldik. Bunu Görkem şeyle yani biliyorsun tabii ki sen ama yani biz bu dernek evvelden çok köşeleri daha sert bir dernekti. Ben sağ olsun genel kurul benim anlatımlarıma bir şekilde onay verdi. Ben özellikle bu yönetim dönemi içinde derneğin çeperlerini biraz daha geçirgen hale getirmeye çaba sarf ediyorum. Sebebi şu, bu mesleğe katkı sağlayan birçok meslektaşımız var. Mimarlık üzerine üretim yapması gerekmiyor. Hı hı. Sanat üzerine üretim yapan ya da ne bileyim iş adamları var, ekonomi üzerine yapan kendini ama günün sonunda mimarlığa katkı sağlayan bir şekilde en direkt dahi olsa. Akademisyenlerimiz var. Yani şimdi mesela geçen hafta yaptık. Yaklaşık 10 tane üniversite İstanbul'daki ve İzmir'deki üniversitelerden oluşan akademisyenlerle yarınki eğitimleri konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz? Bunların hepsinin bir şeyi var. Yarınlar çünkü eğitimde bazı yerlerde serbest piyasadaki profesyonel hayattan çok daha ileride, bazı yerlerde çok daha geride. Bizler esasında bu gerçek profesyonel düzlemde bunun neresinde bunun tamamlayıcısı olabiliriz veya neresinde parçası olabiliriz? Onları da konuşuyor olmak gerekiyor. Bunların hepsi esasında dediğim gibi bu derneğin temelinde yapması gereken, daha başka şeyler de var tabii ki yapmamız gereken konular. Peki bundan sonraki aslında her başkanı birkaç cümleyle anlatılabilir dönemine sahip. Ama mesela sizi ben anlatacak olsam bu başkanlık döneminizde herhalde İSMD'yi gençleştiren ve de pratiğin içine sokan başkan diye anarım. Gerçekten de yaptığınız tam olarak buydu. Yani bu YK bildiğim kadarıyla total yaş ortalaması olarak İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin en genç ve mimari pratiğin içindeki en aktif yönetim kurulu üyeleri. Bu çok önemliydi. Pandemi dönemine denk geldik ve neredeyse 6 ay sadece Zoom üstünden konuştuk. Sonrası aramızda yani kalan 1,5 yıl boyunca da gerçekten büyük bir eforla arayı kapamaya çalıştık. Aslında gençlerle ilgili şundan da bahsedebiliriz. 2023'teki Venedik Mimarlık Bienali'nin küratörü Leslie Locco. Ve buradan sevgili Sevince ve orada da kutlamak isterim. Çünkü Türkiye Pavyonu onların tasarımları ve perspektifleriyle anlatılacak. Gerçekten buradan da onlara çok selamlar. Ve şeyin ismi Future Laboratory, yani geleceğin laboratuvarı. Mimarlık bu anlamda aslında neye derman olabilir? Yani hem toplumun yeni gereksinimlerini hem de yeni jenerasyonun isteklerini karşılayabilir mi? Ya da mimarlıktan bunu beklemeli miyiz? Bir defa şöyle bir konu var. Ben çok uzun zamandan beri hep birçok konferansta söylüyorum. Bugün artık günümüzde mimarlar yapmaktan çok yapmamayı bilmesi gerekiyor. Biz çok yaptığımız için ülkemiz bu halde sahasında. Yani mimarlık diye değil ama yapı olarak söylüyorum bunu. Var olanı dönüştürmek, var olan potansiyelleri yeniden keşfetmek, var olanın içindeki ruhu ortaya çıkartmak çok önemli. Esasında oral da sevincini... Şey alacağım. Az önce aslında mimarlıkta da bahsettiğiniz gibi bu yakadan bahsederken aslında onun içindeki hani yaparken onun içini boşaltmak, aynı zamanda o ruha alan açmak gibi açmak, aslında. Aynen öyle. Ve bu şu anda oral da sevincinin gündeme getirdiği konunun da bileşeni esasında biraz bunun çevresine döndüğü için var olan yeni yapmaktansa yapmayıp var olanları tekrar keşfetmek o yüzden çok önemli. Ben mesela şu anda yapmış olduğum bir tane otel projesi var. Binayı yıkmadan, binayı tamamen soyup, binayı güçlendirip, eklentilerini arındırıp yeni bir kimlikle tekrar yapıyorum. Bu hem ekoloji anlamında, hem sürdürülebilirlik anlamında, hem de bir şekilde dönüştürme anlamında çok kıymetli ve değerli. Dolayısıyla bence artık İstanbul gibi metropollerde özellikle yapmadan yapabilmeyi öğrenmiş olmamız gerekiyor. Leslie Locco'nun getirmiş olduğu dünya kaynaklarındaki yeni genç nüfusa
alan nüfus açmayla. Evet, açmakla ilgili özellikle çok önemli bir, ben çok heyecanlıyım esasında çıkacak olan çalışmaları görmek konusunda. Afrika üzerinde mesela çok enteresan tanımları var. Tabii Afrika ayrı bir konu ama bunun dışında baktığım zaman Orta Doğu esasında bu anlamda çok daha farklı bir evet, yerde. Evet ama yani Afrika'daki görüyoruz ki son çağdaş mimarların hepsi gerçekten geleneksel yapım teknikleriyle çağdaş mimarlığı. Modern değil zaten, modernle çağdaş mimarlığı birbirinden ayırmak gerekiyor ama Afrika'daki lokal mimarların çağdaş mimarlık üzerine o eski ya da geleneksel yapım tekniklerini kullanması bence gerçekten mimarlık kültürüne önemli bir katkı. Ama Orta Doğu ile ilgili tam olarak bundan bahsedebilir miyiz? Ondan çok emin değilim. Şu anda Orta Doğu'da bahsedemiyoruz zaten. Bahsetmek için söylemedim. Yani şurada Afrika'daki özellikle başarı veya işte Avrupa'da da esasında çok böyle küçük şeyler var. Yerelden beslenip esasında yerelin malzemesini kullanıp ama modern bir dille, modern bir yaklaşımda kullanma kısmı zaten çok kıymetli ve önemli. Avrupa modernizm esasında bu şeyi geçen yüzyıl modernizmi esasında bunu ortadan kaldırmıştı. Şu anda yerelle barışmak, yerel imkanlarını kullanmak çok önemli bir konu haline geldi. Yani benim de arzularımdan birisi ama biraz konuya bağlı olarak. Hem öyle, bir de aynı zamanda da bu mass production yani seri üretim malzemeler ya da vesairelerle ilgili onun yerine bence tüm firmalar, yani bugün bizim sponsorumuz olan Seranit de diğer tüm yapı malzemeleri bence artık herkes ve hepimizin istediği gibi daha butikleşmeye, biricik ve de bir kerecik olma lüksünü aslında oldukça bir ihtiyaç, doğal bir ihtiyacı yaşamak istiyoruz. Yani artık birbirinin benzeri yapılar ya da birbirinin benzeri mekanlardansa gerçekten tam da orası için anlamlı olan ve orada olmadığı anda bütün anlamını kaybedecek olan o hali, anı yaşamak istiyoruz. Bunu mimarlık dolayısıyla. Zaten hani çok sevdiğimizde bir laf var. Mekan tembih eder. Yani bir mekana girdiğimizde aslında orası bize nasıl bir yerde olduğumuzu, neredeyse nasıl giyinmemiz gerektiğini, nasıl gülümsememiz gerektiğini bile bize tembihliyor. Bir şey daha sormak istiyorum. Gelecek projeksiyonunuzdan bahsederken ve yeni kariyer planlarınızdan bahsederken aslında. Çünkü çok önemli bir proje var burada. Bahriye Üçok Anaokulu. Sevgili Reji, bu proje, güzel projeyi görebilir miyiz? Bahriye Üçok Anaokulu, ben böyle farklı zamanlarda özellikle yani böyle çok kamusal projelere yapabilen veya girebilen, kamuyla çok bağı olan bir mimarlık ofisi değilim. Dolayısıyla yani o şeye de, yani o yarışma ortamı veya ihale ortamlarına da bir şekilde giremiyorum. Dolayısıyla bu önüme bir toplantı sırasında karşıma gelmiş konulardan birisi. O dönemki Kadıköy Belediye Başkanı'nın olduğu bir yerde ve onlar niyetlerini söylemişlerdi. Dediler ki Türkiye'de örnek olacak. Bahsetmiş olduğumuz bu yapı da yıl olarak 2013-14-15'lerde, biz 16'da bitirdik bunu gerçi ama çok uzun zaman alan bir şey, projeydi. Şey şuydu, yani biz tamamen sürdürülebilirlik kriterleriyle ama gerçekten esasında yakın çevresindeki çocukların eğitimi, yani orada taşımalı eğitime de bir şey var. Aynı zamanda bir tavır var. Aynı zamanda eğitimin kendisine de mesela permakültür vesaire gibi konuların da olduğu, yani total bir yaklaşımda biz sürdürülebilir bir proje yapmak istiyoruz diye konuşurlarken dedim ki ben bunu yaparım. Yani ben farklı dönemlerde yani talibim dedim. Çok da güzel yapmışsınız. Yani sosyal sorumluluk bağlamında bunları bir de Milli Eğitim Bakanlığı'na 3 tane daha okul projesi yapmıştım bunların dışında. Ama onları Türkiye'de siyaset öyle bir şey ki aynı partiden doğmuş olsa bir sonraki siyasetçi veya konuma gelen kişi bir önceki görev yapanın... Birden bir hafıza kaybına uğruyorlar. Yok, istemiyorlar, anlamıyorum. Halbuki biz burada, bizim amacımız şey, fayda yaratmak, fayda üretmek, nitelikli mekan üretmek. Eğitim yapısı olunca zaten benim için her şey akan sular duruyor. Dolayısıyla sonrasında bana çok kişi aradı bu anaokuldan sonra. Çünkü dediler ki yani biz çocuklarımızı bu okula vermek istiyoruz. Siz acaba mimarıymışsınız, yardımcı olabilir misiniz? O kadar güzel bir şey ki, yani benim tabii öyle bir şeyim yok ama inanılmaz bir sıra. Çünkü
Mekan olarak baktığınızda çıkış noktası işte o pikabulardan, masa altında örtü örtüp ve kendi küçük mekanlar yaratan çocuk dünyasından, o koz yatağının büyük apartmanlarının altında çocuğun kendi boyunda annesinin elinden tutarak girdiğindeki boyut vesaire gibi birçok kriterlerle inanılmaz keyifli ve güzel bir iş çıktı ve o Kadıköy Belediyesi'nin bir sonraki dönem belediye yönetiminin ihale şeyine rağmen, sürecine rağmen. Peki bu rağmen. Mesela şartnameye girmedi mi? Yani aslında bu çok rahatlıkla bir mahalle anaokulu için çok iyi bir şablon ve dolayısıyla bu aslında mesela bu aslında mimarlıkla yerel yönetimler arasındaki bu anlamda bir işbirliğinin ne kadar harika bir şey olabileceğini görüyoruz. İşin ilginci bence hani bunun devam etmesi anlamına değil, belki başka projelerle ilgili bile gelmediler. Halbuki bu bir sosyal sorumluluk olarak ben bunu keyif alıyorum yapmakta. Eğitim yapıları ile ilgili bilmiyorum. Yani ben eski başkan zamanında biz Selami Öztürk zamanında bu konu önümüze geldiğinde ben hatta yapımcısından tut materyal teminine kadar her şeyde ben bir şekilde size yardımcı olacak olan ekipleri de organize ederiz demiştik. Sonraki belediye başkanı dönemi içinde biz hayır ihale edeceğiz, kendi imkanlarımızla bunu çıkacağız vesaire dediler. Evet çıktılar ve çok zor da olsa bu süreci sonlandırmak yaptık. Bittikten sonra çok keyif aldı herkes. Sonrasında çünkü Ahana final short liste oldu, kısa listeye girdi. Dünya Mimarlık Festivali'ne dünyanın en iyi 10 okulundan birisi oldu, seçildi. Hala da öyledir yani. Dolayısıyla yani benim de çok keyifle yapmış olduğum işlerden birisi. İyi, birazcık projelerden devam edelim o zaman. Sevgili Reji. Konuşurken biraz esas üzerinden de geçtik ara ara. Ama bu daha da derine inmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Blue Hotel Residence bu Çeşme'de mi? Bu evet. Şimdi bu bir otel projesi. Büyük 5 katlı bir imarın olduğu bir kütle. Dikkat edersen çok tektonik esasında dil olarak da baktığında denize yakın olan yerde yapıyı ben bilinçli olarak alçalttım ki orada 3 katlı bir yapı olarak algılansın. Ama imar tabii yüksek bir imar var. O imarı da bir yerde kullanman gerekiyor. Biz bunu arka tarafta bir yerde içi boşaltılmış bir kütle olarak. Kazanılmış emsaller konusu tabii ki. Bu arazi şu anki yapan yatırımcıdan herhalde bir 10 yıl önce bu arsa sahibi tarafından yine bana gelmişti. Ve aynı emsal vardı. Türkiye'de esasında şöyle bir şey var. Bütün otel olduğu için şeyler değişmiyor. Bu bölgede ben çok fazla konu geliyor benim önüme ve benzer emsal değerleriyle yapılıyor. Mesela, ama önemli olan şey 5 katlı binayı nasıl o yüksekliğini hissettirmeden bunu çözebiliyor olmak kısmı bence önemli konulardan birisi. Dikkat edersen burada mesela yapı farklı blok kütlelerin, içi boşaltılmış blok kütlelerin parçalandığı ve üstte yığıldığı bir etkiye sahip. Belki ön cepheden bunu biraz daha rahat görebilirsiniz. Dahası şöyle ki aslında kullanılan malzemelerin de gene hani hem bir anlamda bir lüksü vaat ediyor ama gene insan ölçeğiyle birlikte hani o malzemelerin bütünlüğü, mesela şu çok önemli bir şey. Balkonlardaki olan o parapetlerin, hani normalde bu tür şeylerde olabildiği kadar cam cephe görüyoruz ya, bu aslında işverene de üreticiye de çok böyle şantiyenin birazcık daha çabuk ilerlemesini ve birden bitmesini şey yapıyor. Ama bu balkonların o kalın parapetleri bana böyle 70'li yıllardaki böyle İstanbul'daki Yeniköy seni oluyor ve aslında Boğaz'daki Sayfi apartmanlarını hatırlattı. O yüzden çok sevdiğim projelerinizden biri. Ve bir de tabii ki yani o fugalar, yani bir bu düşünsene bu aslında tek bir bütün de olabilirdi. Ama o yatayda ve düşeydeki o dekolteler diyeyim gerçekten çok elinize sağlık. Bu arada mesela burada 3 tane bloğu hissedebiliyorsunuz arka cephede. Biraz önce bir önceki slayta gelirseniz burada 3 tane blok var. Tektonik blok var. Burada bunu hissedebiliyorsunuz. Birisi sağda arkada kalan, kuzeye bakan taraf. Evet. Bir tanesi ön cepheyi oluşturan küçük gözüken kütle. Bu yataydaki esasında denize uzanan formu bize veriyor. En üstteki ise bunun en üstünde. Aradaki katlar mesela gözükmüyor. Zemin gözükmüyor. Aradaki işte 4. kat gözükmüyor. Bunların hepsi esasında biraz da bu büyüklükle baş etme. İşte heykel dememin sebebi biraz bu. Evet. Baktığın zaman esasında bunu doldursan bu bir heykel esasında. Siz de benim gibi deniz seviyorsunuz. Tabii. Devam edelim. Denizsiz olmaz. Bu dediğim gibi yine. Evet.
Bu içerisi. İç boşluklar yani. İçerisi bu. Hani içeride misiniz, dışarıda mısınız? Bu hani insanı o saran o açılar gerçekten ve belli ki bunların hepsi de gün ışığı için yapılmış. Hepsi gün ışığı ve havalandırma için yapılıyor. Hı-hı. Çünkü bunlar yani rüzgarın esasında akışlarına göre bunlar oluşturuldu. Hı-hı. Dolayısıyla kuzeyli gelen rüzgarların iklimlendirme için bütününde hepsinde çok önemli şeyi var, etkisi var. Bu ortadaki alan ciddi bir ventilasyon alanı esasında. Devam edelim ne? Projelere biz yakalandık. Biz tabii bilgisayar ekranından da görüyoruz buradan. Evet. Diğer projelerde şimdi Marinera. Bu Marinera bu yeni bir yapılan bir iş. Bu denize çok yakın değil esasında. Şimdi bunlar devam edebilirsiniz. Bu açılar mesela ilk erken dönem görseller arazi içinde bizim tasarladığımız görseller, modelleme çalışmaları daha doğrusu. Arazi çok handikaplı ve zor bir çok arazi. Güzel. Bu şu anda devam edersek bitmiş halini de göreceğiz. Yeni tamamlandı. Daha henüz fotoğraflanmadı. Fotoğraflanıyor. Önümüzdeki Nisan'ı bekliyorum. Güneşin biraz daha tabii iyi bir zamana gelmesi. Peyzaj da birazcık daha kendine tabii gelsin. Kendine gelecektir. Dolayısıyla devam edebilirsiniz bunu. Bu da buradaki yapıları oluşturan şey esasında tamamen rasyonel geometrinin birbirinin üzerine yığılma etkisi. Birbirinin üzerinden birbirini tekrar eden bir döşeme elemanları değil. Bunların hepsi birbirine göre kaçan, farklı perspektifler yaratan, farklı üst örtüler yaratan kütleler olarak. Yani bunu hayat gibi. Bazen evet, her şeyin çok yolunda ve düzgün olduğunu sanırsınız ama böyle küçük bir dokunuşta her şey böyle bir tilt olur ya. Bence hayatı keyifli kılan etmenler de bunlar. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü bir soru hakkım daha var ve bir dileğim var sizinle ilgili. Süper. Sen bu programda beni çok utandırdın daha üzerine. Sakın. Yok. O kadar alışık değilim çünkü ben. Çok teşekkürler bir defa ağırladığın için. Ben çok heyecanlıydım. Çünkü yani ekrandan da izleyenlere de yansımış mıdır bilmiyorum. Çünkü gerçekten siz benim için sessiz güçsünüz. Çok sağ ol. Ve bu zaman içinde öğrendiklerim, bakış açınız, hayat görgüsü ve hayatı ele alış şekliniz beni gerçekten çok inspire etti. Onun için her şey için tekrardan ben teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın beni ağırladığın için. Bu arada. Teşekkürler. Yeni kariyerinizde size bol ödüllü, daha çok gençlerle konuşabileceğiniz alanlar diliyorum İnşallah, aslında. İnşallah, umarım. Ve aslında bugün yayın öncesi bizim programımızın yeni formatı ile ilgili bize verdiğiniz nasihatler ve de fikirler için de çok teşekkürler. Yeni programlarda, yeni yılda muhtemel ki daha kalabalık olacağız. Ama bu yıl bitmeden 21 Aralık'ta sevgili Kurtul Erkmen'i ağırlayacağız ki sanırım siz de oldukça yakınsınız. Yeni yılda da sonrasında yeni formatımızla devam edeceğiz. Seyreden herkese çok teşekkürler ama büyük teşekkür Durmuş Dilekçi'ye. Şimdiden iyi akşamlar. 21 Aralık'ta görüşmek üzere. Teşekkürler. Thank you.